Arkadaşlar, bu gördüğünüz ölçüm probu bizim toprak nem sensörümüzün ölçüm probu. Gördüğünüz gibi iki tane bağlantısı bulunmakta. Çatal bir yapıya sahip bu şekilde. Ben şu an bunu ölçü aletine bağladım. Gördüğünüz gibi ölçü aletim ohm kademesinde. Ölçü aletim ohm kademesinde ve bağladığımda herhangi bir direnç değeri göremiyorum. Neden? Çünkü açık devre. Gördüğünüz gibi. Ve ben bunu kısa devre yaptığımda bu şekilde, gördüğünüz gibi elimle bile değdirdiğimde şu şekilde, elim üzerinden bir kısa devre sağlayıp direnç değerini düşürüyorum kilo ohm seviyelerine, bıraktığımda mega ohm seviyelerine kadar çıkıyor. Bu şekilde kısa devre olduğu seviyeye göre direnç, değişken oranlı bir direnç değeri karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bunu yavaş yavaş suyun içine daldırdığımda gördüğünüz gibi mega ohm seviyelerinden kilo ohm seviyelerine, yaklaşık 100 kilo ohm seviyelerine kadar düşüyor. Değişken oranlı bir direnç oluşuyor. İşte bu değişken oranlı direnç değerini kullanarak ben bunu Arduino üzerinden algılatıp uygulamamda kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videoda toprak nem sensörünün probunu tanıttık. Megaohm seviyelerinde bir direnç değeri gösteriyor. Suya sokmadığımda, suya soktuğumda ise direnç değeri kiloohm seviyelerine düşüyordu. Şimdi bu direnç değerini algılatacağım. Ufak bir devresi var. Gördüğünüz gibi bu devrenin açık şeması da burada. Şimdi gördüğünüz bağlantı pinlerinden oluşmakta 4 adet VCC, GND, D0 ve A0 şeklinde. Şimdi bu devrenin açık şemasına şu şekilde bakarsak, üzerindeki LM393 pini entegresi, op-amp karşılaştırıcı entegresi burada. Üzerinde 2 adet L var. D2 ve D1 LED'i. Dirençleri var. Gördüğünüz gibi burada da dirençler ve potansiyometre var bir tane. O potansiyometre de bu. Probun bağlı olduğu kısımsa burası, gördüğünüz gibi bu bağlantı. Şimdi buradan ben bu devre nasıl çalışıyor onu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi benim probum bu şekilde bağlı. Şimdi VCC 5 volt buradan geliyor. GND hattı da buraya bağlı. Yani şurası da GND. Bu şekilde şuraya çekersem devreyi, burada gördüğünüz gibi 5 volt ve GND hattında 10K'lık bir direncim var burada, gördüğünüz gibi. Şurada da probum bağlı. Orta noktadan okuma yapıyorum. Şimdi buradaki direnç değeri, ben bardağın içine daldırmadığımda probu, direnç değeri çok yüksek. Yüksek bir voltaj okurum. Direnç değeri yüksek olduğu için burada gerilim bölücü direnç oranından buraya düşen voltaj yüksek olur. Ben probu suya soktuğumda direnç değeri düşecek ve buradaki okuyacağım voltaj değeri de düşecek. Yani şu girişe gelen değer, 3 numaralı girişe gelen A0'ın da bağlı olduğu pin burası. A0'da çıkış Arduino'nun analog 0 pinine götüreceğim. A0 pininin bağlı olduğu kısım da burası zaten. Burası hem A0'a gidiyor hem de bu entegreye geliyor. Buraya gelen değer devamlı değişecek. Yani suya sokma ve sokmama durumuna göre voltaj değişecek direnç oranından. Burada da bir ayar potansiyometrem var buradaki. Bu ayar potansiyometresi ile de ben şuradaki D2 LED'inin ve D0 çıkışının 0 veya 1 şeklinde çıkış vermesini sağlıyorum. Onu da şu potansiyometre ile ayarlıyorum. Buraya gelen 3 nolu girişe entegrenin, buradaki 393 entegresinin 3 nolu girişine değer ile burası da 5 volt ve GND arasında potansiyometre ile buraya da bir voltaj ayarı yapıyorum. Bu iki voltajı karşılaştırıyor ve ona göre D0'dan, yani şu out kısmından 5 volt ya da GND, yani toprağa çekiyor çıkışı. D0 buraya bağlı. Şimdi buradan normalde bir çıkışı veriyor. Bir çıkışı verirse siz okuma yaptırdığınızda zaten bir görürsünüz D0'dan. Ve şu LED yanmaz. Buradan birisi, buradan 5 volt geliyor. Buradan da 5 volt geliyor. Bu LED yanmayacak. Şu iki karşılaştırma oranı gerçekleştiğinde buradan işte sıfıra çekecek burayı. Burası sıfıra çekince buradan gelen akım buradan gene diye toprağa akacak. Ve ben D0'dan 0 okuyacağım. Hem de şu LED'im yanmış olacak. Devrenin çalışması bu şekilde. Gayet basit. Şimdi bununla alakalı basit bir uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi şemadaki gibi devremizi kuralım. İlk önce breadboard'umuza LED'imizi yerleştirmekle başlayalım. LED'imizin eksi ucu
Eksi hatta gidecek şekilde şu şekilde bağlayalım. Sonra 4 numarada ledimize bu şekilde bağlantısını yapalım. Ledimizin artısına. Sonrasında GND'sini bağlayalım ledimizi. Gördüğünüz gibi bağladık. Şimdi şu şekilde probumuzun bağlantısını yaptık. Sonra ek devremizin bağlantısını bu şekilde gerçekleştireceğiz. Onun için 4 tane dişerke kablo kullanacağız. Şu şekilde. Pinlerin altında hemen yazıyor isimleri. O isimlere göre bağlantıları yapacağız. Karıştırmadan alttakilere baktığımızda VCC, baştaki VCC hattı, VCC hattı Arduino'nun 5 voltuna gidecek. Onu bağladık. Yanındaki GND hattı, o GND'ye gidecek. D0 hattı, D0 hattını nereye bağlamışız? Gördüğünüz gibi 2 numaraya bağlamışız. Dijital olarak okuma yapacağız buradan. A0 hattı, o da A0'a bağlı. Gördüğünüz gibi onu da Arduino'nun A0 hattına bağlıyoruz. Evet, bağlantımız bu şekilde. Kodumuzu yükleyip devrimizi deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kodumuzu yükleyip devremizin çalışmasına bakacağız. Şimdi kodumuz gayet basit. Resimde görüldüğü gibi. İsterseniz bu kodu bir yükleyelim. Öncelikle. Su dolu bardağın içerisine probu yavaş yavaş batırdığında belli bir seviyeden sonra ledim yanmaya başlayacak. İşte 500 üzerinden küçük olunca gelen değer ledim yanacak. Şimdi yükleme tamamlandı. Sensörden şu an 1023 değeri geliyor. Dijital olarak da bir değerini okuyorum. Şimdi sensörümü su dolu bardağın içerisine yavaş yavaş soktuğumda göreceksiniz 1023 değeri yavaş yavaş azalacak. Ta ki 500 değerinin altına düştüğü anda ledim yanacak. Benim buradaki şartım sağlanmış oluyor. Ve 4 nolu çıkıştan 5 volt vermiş oluyorum. Dijital olarak 1 yazıyorum. Yani 5 volt çıkış veriyorum high seviyesinde. Ve kırmızı ledim yanmış oluyor. Devremin çalışması bu şekilde. Şimdi kodumuzu açıklayalım. Şuradaki sensöre de dikkat edin. O da sıfır oluyor. Onu da işte devrenin üzerindeki potansiyometreden ayarlıyorum. Potansiyometreden dijital olarak çıkış vermesini sağlıyorum ayar potuyla. Şimdi kodumuza gelelim. Analog nem ve dijital nem olmak üzere yani analog değeri ve dijital değeri sensörden okumak için 2 adet değişken tanımladım. 2 adet değişken tanımladım. Seri port ekranını açtım gelen verileri görmek için. 2 nolu pini input dijital olarak gelen değeri okumak için. 4 nolu pini de output olarak ayarladım ki bu da ledimin bağlı olduğu pin. A0'dan Arduino'nun A0 nolu pininden analog olarak okudum. Okuduğum değeri analog nem isimli değişkene attım. 2 nolu pinden Arduino'nun 2 nolu pininden dijital olarak okumayı yaptım ve ona da dijital nem isimli değişkene attım. Sonrasında bunları gördüğünüz gibi ekrana bastım. 200 milisaniye bekleme koydum. Ve şurada benim if else yapım var. Analog nem değeri, yani gelen değer 0 ile 1023 arasındaki gelen değer 500'den küçükse dijital olarak yaz 4 numaraya high. Yani 4 nolu pine bağlı led yanacak. 500'den küçük değilse, 500'den büyük olduğu değerlerde ise dijital olarak yaz 4,1 low. Devrenin çalışması bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.